Evet, Dara kenti gördüğünüz gibi. Cizre Dara kenti. Ekranda da gördüğünüz gibi Tarık Oran. O hemen burada da gördüğünüz gibi Abdülaziz Bilge. Hadi Bey, kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi ben birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Burası 2008 yılında önemli kazılar yapıldı burada. Buranın çoğu toprak altındaydı. Az bir kısmı görünüyordu. Hatta buranın üzerinde futbol sahası vardı. Top oynarlardı burada. İşte 2008'den sonra kazılar başladığı zaman şu gördüğünüz koca kayalardan oyulmuş antik kenti görmüş oluyorsunuz. Tabii buranın tarihi, hani burası yeni keşfedilen bir yer değil aslında. Burası biliniyordu fakat daha yeni kazı çalışmaları yapıldı. Ki daha da yapılacak çok yerler var. Böyle bırakılmış, ödenek sağlanmadığı için yarıda kalmış. Yani yoksa biliniyordu. Nasıl biliniyordu? Az biraz da olsa kalıntıları görünüyordu. Yine tarihi kaynaklardan, özellikle buradan çok bahsediliyordu. Şöyle bir anekdot ekleyeyim. Yine rahmetli Cizre eski müftüsü Mahmut Bilge Mardin'de de görev yapmış. Nusaybin'de de görev yapmış ki o zamanlarda zaten Cizre Mardin'e bağlıydı. O münasebetle Mardin'e de çok münasebeti vardı. Hatta Mardin tarihini de yazmış. Cizre tarihinin yanında. Ve özellikle Mardin gazetesi olsun, Cizre gazetesi olsun, buralarda da bu dar antik şehirden uzun uzun bahsetmektedir. Tabi burası tarihten beri bilinen bir yer aslında. Fakat bize niye garip geliyor? Şundan dolayı, burası da maalesef ki sahipsiz. Yani çünkü şu anda öyle yarıda bırakılmış. Birçoğu da daha kazılmamış. Allah'a şükür ki bir kısmı kazıldı. En azından bir kısmı görüldü. Burası da gerçekten sahip çıkılması gereken bir yer. Eyvallah, biz de teşekkür ediyoruz. Abdülaziz Bilge kardeşimize Dara kenti hakkında bilgi verdi. Biraz tarihine gelirsek, Roma döneminde aslında burası Doğu Roma'nın sınırları kısmıdır. Sasanilere karşı burayı yapıyorlar. Bir garnizon şehri olarak kuruyor burayı. Doğu Roma İmparatorluğu doğu sınırlarını Sasanilere karşı korumak için yapıyor bu burasını. Burası kayaların içine oyularak yapılan bir antik kenttir ve iç mekanı yaklaşık 4 kilometrelik surlarla çevrilidir. Ve burası, buranın içinde bir sarayı var. Aynı zamanda kilisesi var. Daha sonra çarşısı var. Ve burada zindanı var. Bu bahsettiğim yerlerin tamamı şu anda günümüze ulaşmış. Yerleri gözüküyor, mezarları gözüküyor. Yani burası tam Roma İmparatorluğu'nun bütün özelliklerini yansıtan bir yerdir. Bütün özellikleriyle. O nedenle gerçekten çok önemli bir yer. Mardin, Dara antik kenti Mardin'in 30 kilometre güneydoğusunda Oğuz köyünde bulunan bir yerdir burası. Burayı gelip görmenizi tavsiye ederim. Ve özellikle inşallah tekrar burada sahip çıkılır. Burası Uçgün Mezopotamya'nın önemli medeniyetlerin beşiği olduğunu gösteren çok mühim kalıntılarından birisidir buradır. Teşekkür ediyoruz biz de. Evet. Ederim, sağ olun dedikler. Evet, ziyaretçi hakkını da var gördüğünüz gibi. Cizre Dara antik kenti gördüğünüz gibi böyle ziyaretçilerin akrına uğruyor. Evet, Mardin Dara kentine geldik. Gördüğünüz gibi bu yerde olanlar mezarlıklar var. Taştan yapılmış çocuk mezarlıkları. Gördüğünüz gibi bunlar böyle Dara kentinde bulunan, antik kentte bulunan asli mezarlıklar böyle. Taştan yapılmış. Bunun karşı tarafta da taşlar var. Evet, yoğun ziyaretçi akını da var. Dara antik kenti. Şey güzel.
Tekrar Dindara kentine geldik. Gördüğünüz gibi bu yerde olanlar mezarlıklar var. Taştan yapılmış çocuk mezarlıkları. Gördüğünüz gibi bunlar böyle Dara kentinde bulunan, antik kente bulunan asli mezarlıklar böyle. Taştan yapılmış. Hemen karşı tarafta da taşlar var. Evet, yoğun ziyaretçi akını da var. Dara antik kenti.